Assalomu alaykum. Kuni kecha Effectus jamoasi Surxondaryo viloyatining Uzoq Boysun tumaniga xizmat safari bilan borib, tumanning Dehqonbog'li mahalla fuqarolar yig'inida sodir bo'lgan xunuk holat, ya'ni voyaga yetmagan farzonaning maktab o'qituvchisi tomonidan zo'rlangani haqidagi video materialni e'lon qilgan edi. Hamma joyimni ushlab, o'zini asbobini yechib ko'rsatdi. Qo'limga majburladi, ushladi, ushlamadim, keyin yana urdi. O'zi qo'limni tortib, qo'li bilan ushlatirdi. Shan bilan o'lim bir teng-ku aka. Yaşaştan umidim qolmagan edi. İctimai tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqidga uchragan bu holat oradan bir kun o'tib respublika darajasigacha ko'tarildi. Vaziyat bo'yicha biroz eslatib o'tadigan bo'lsak, joriy yilning 25-sentyabr kuni 17 yoshli Farzona mol qo'ylarini uyiga haydab kelish uchun ko'chaga chiqadi. Soat taxminan 19:00 atrofida Farzona mollar o'tlab yurgan maydonga borib, ularni haydab uyiga qaytayotgan vaqtda qo'shnisi shu kunlarda maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Nozimning iskanjasida qolib ketadi. Shu kuni qizning onasi betob, otasi esa uyda yo'q bo'lgan. Qizni faqat hali 5 yoshini qarshilamagan kichik ukasi uyida kutardi. Shu kuni o'zining jinsiy nafsini qondirish yo'lida Nozim qizga yaqinlashib, dastlab uni qurol bilan uradi. So'ngra kiyimlarini chala yechgan holda uning bokiraligini vayron qilmoqchi bo'ladi. Biroq shu kuni Ne'mat o'zining yovuz maqsadini amalga oshira olmaydi. Ammo u bo'lib o'tgan hodisani o'zining telefoniga yozib olib, oradan 10-15 kun o'tgach boshqalarga tarqatishni boshlaydi. Qizning od nomusi bilan bog'liq video boshqalarning qo'liga yetib borgandan keyin qizga Rossiyadan akasi telefon qiladi. Bu isnod tez orada ota-onasi yaqinlarigacha yetib boradi. Holatni yashirgan Farzona esa oxir videodagi yarim yalang'och qiz o'zi ekanligini tan olib, qo'rqqandan hech kimga aytmaganligini ma'lum qiladi. Ichki ishlar xodimlariga murojaat qilgan qizning otasiga qoniqarli javob kelmaydi. Ota qizining bu sharmandalik holatini ko'rgandan o'lgani afzalroq ekanini aytar ekan, kullarning birida ukasi orqali Effectusga murojaat qiladi. Videoni ko'rgandan keyin shu videoni ko'rmasam o'lib ketishim yaxshi deb shunda o'zi iltimos chorasini ko'ringlar aka. Surishtiruvlarimiz natijasida nomus toptalgan qiz ishi bo'yicha dastlab Boysun tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'linmasi tergovchisi tomonidan JPKning 83-moddasi 2-bandi bilan ushbu ish yopib yuborilgan bo'ladi. Hurmatga sazovor bo'lgan tergovchining ism familiyasini afsuski oshkor eta olmaymiz. Xullas maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan 25 yoshli yigit 16-noyabr kuni qamoqqa olindi. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 2-moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Aytilayotgan 2-modda bu 25 orqali 118 ya'ni nomusga tegish bo'lsa, ikkinchisi 140 haqorat qilish moddalaridir. Dastlab ushbu ishni viloyat prokuraturasi jiddiy nazoratiga oldi. So'ngra esa tumanga viloyat hokimi To'ra Bobolov yetib borib, mas'ullar bilan o'tkazgan yig'ilishida ushbu holatni kechirib bo'lmas, milliy g'urur va mentalitetimizga mutlaqo zid deya baholadi. O'qituvchi deya aytilayotgan fuqaroning voyaga yetmagan qizga nisbatan qilgan ushbu xatti-harakati holatni tasvirga olib, uni ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuborishi eng borib turgan razillikdir deb ta'kidladi Surxondaryo hokimi To'ra Bobolov. Muhokama yig'ilishida so'zga chiqqan jamoatchilik faollari, mas'ullar hamda diniy soha vakillari ushbu holatni qattiq qoralab, bu kabi holatlarning kelgusida takrorlanmasligini oldini olish uchun yoshlar o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish, ularga milliy g'urur hamda odob-axloq qoidalarini singdirish lozimligini qayd etishdi.
Viloyat hokimi mas'ullarga bu kabi holatlar takrorlanmasligining oldini olish, yoshlarni ma'naviyatli va ma'rifatli qilib tarbiyalash maqsadida targ'ibot tadbirlarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilab berdi. Surxondaryodagi hodisa ortidan mas'ullar yetarlicha chora ko'rishdi. Biz kimningdir qamoqqa olib kirilgandan aslo xursand emasmiz. Balki bu materialimiz fonida O'zbekistonning qonun ustuvorligini ta'minlashga bir oz hissamizni qo'shgan holda ojiza farzoniga nisbatan singlimiz kabi qarab, uning nomusiga, sha'niga, oilasining oriyatiga qilingan tajovuzni ko'rib, ko'rmaganga olishga vijdonimiz yo'l qo'ymadi. Va bu harakatlarimiz bilan boshqalarning ham vijdon ko'zini biroz bo'lsa-da ochishga erisha oldik deb o'ylaymiz. Ammo O'zbekistonda ochiqlik siyosatini ko'tara olmayotganlarning borligi ham chin haqiqat. Chunki shu hodisalar ortidan ayrim pastkashlar qizning otasini effektuz muxbirlariga qarshi ariza yozib berishga majburlashgan. Ammo qizning otasi Ne'mat Qurbonov bu ishni qilmasligini, effektuz xodimlarini o'z istagiga ko'ra chaqirganini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, qizning otasini bu ishni qilishga undagan shaxs mayor unvonidagi ichki ishlar xodimi va hokimning yordamchilaridan biri bo'lgan. Ha, ayol kishi. Keyin bu viloyat hokimi, shu yerning hokimi shunday aytdi, men aytdim. Ke aytdiki, men o'chirdim, o'zim chaqirdim, hech qanday ariza yozmayman dedi. Yo'q, qarang, viloyat hokimi ham aytdimi sizga? Yo'q, viloyat hokimi emas, yordamchisi aytdi. Viloyat hokimi kelganda yordamchisi aytdiki, mana viloyat Bilasmi, men şu umma hamı joyu şarmanda kaldı. Bu hamı joyu çıkmagaydı, umma çağımı çıkardı. Seni biz, seni şarmanda kaldı. Şuna ayetim, ben ayetim. Kızımda burada oldu, şarmanda bu gayet dedi. Viloyat hokimni yozlantısı demek, efektuzu üstüden arıza kılarsan, ular bizi şarmanda kıldı dedi. Ünge koşulup, milice kodumayam şuna kadar dedi mi? Ağabey, milice kodumayam şuna ayetti. Şimdi ben ularının niyetini bildim. Ne usulüne ne arzu yazıyorsun ki? Hakikaten bir anı indi. Rozi Elmasman, ulan özü kelim şuna kıldı. Ben size indi, davu koşuşum kereken de. Ha, ben yok dedim. Uman bunun işine kıyırdı. Ne artık, şu işini okuyunca yet kazması alarak ne? Yine şu an kaçamak. Uman, bütün ülke hamaca bir çıkamak dedim. Ki artık, hiç ilaç bulmadan artık, böyle grupta oluyor. Çoğda bulgan dedi. Sen boğarsan dedi. Beni mazbura okuyup vazgeç oylaştırdı. Grupta boğgan dedi. Yere geçsem bu maktab uçun kiran iken de. Şu maksat da boğgan ha sizi. Ha şu maksat boğgan dedi ki bu bana bu mahalleni yamuk kıynadı uları. Ne mi ki? Ha ne mi ki mahalleni koydun? Ne mi ki bu şey intervizyon edin de bu Ha, mahalle reisi mi? Ha, mahallenin çok kıymetli bir şey. Yığlamadı. Yığlaş derecesi geç o bozdu ha? Ha, bu mümkün değil. Şimdi, ömür o. O çıkın, ben de ayak yaptım mahalleki. Ha, ben ulan kirli de yaptı. Ha, ben mecbur indi. Demek bu kadar açım kirli de dedi. Lekin bu laf dedi. Bana karar dedi. Benim için de akıllar dedi. Ha, ulan beni düşündürdü dedi. Niye ha, bana Ha, ne ya şu mahalle burada o kadar açım kerak dedi. Benim vazifam belirli ki ular düşünme yaptı dedi. Ular da açma dedi benim. Sizge bosun bulmadı mı? Kimge? Sizge. Yo, şimdi bir bosun kaldı ki yaptım ilacı yok, özüm çakırdım dedim, öz o işim bilen dedim. Ne bakıldım dedi, kızımın şimdi açtı ki bosun kılmadı. Sizge Ha, o'sha effektuz muxbirlarning ustidan ariza yozdigan militsiya xodimi ayol kishimidi? Ha, ayol kishi. Zvaniyasi qanaqa edi uni? Zvaniyasi edi, tanish yerda men mayorman dedim, shunday dedi. Keyin siz yozmadingiz-a, aka? Yo'q, endi yozganman yo'q, ular nima qizaraman yo'q. Hozirdan shu yerga keldim, u mandoratga nima qizaraman yo'q. Buning qog'ozga qo'limni cho'zganim ham yo'q. Rahmat, aka. Haqiqatan o'zi siz chaqirgansiz-a bizni, to'g'rimi? Ha, men ularga aytdim, men o'zim chaqirmaganman dedim. Bu yerga olib, meni kameraga olib turgan edi. Men Ronaldinho yozmayman dedim. Ha, aytdim, meni kamera olyapsan dedim, ha dedi. Kamera olyapsan bo'lsa dedim,
özüm çakırdım ve mazbur noyloji izinden dedim. Özüm çakırdım dedim. Hani ulan geldi dedim. Bana dedim hani şu işini o kadar yetermez dedim. Bu 8-9 numara koymasanız dedim. Yani dedim biz bunu boşay taşmadan ve hatta bir zeyge tabi koyamadı. Bu iş kaçan buldu? Ha, şu bugün. Bugün mü? Viloyat halkımının yığılışı da siz bor mu deyiz? Yok, ben borganım yok. Yığılış böldü, yığılıştan ki gelip seni turu kılar dedi. Şu ulan kızımdan mı, şu kutu kızlar neyse bu yedan Viloyat'taki kutu kızlar bu yedan tuttuk ki o dedi. Kızımdan mağazanı koydu ve doğru çakırdı şu hükümetten işte koltuğu kokuldu, şu koltuğu oturdu. Şunarlı yake, rahmat yake. Agar mabodo nima dur bo'ladigan bo'lsa telefon qilavering. Ha, men telefon qilaman. Qaytaraman, men hech qachon sizni o'qimayman. O'zing chaqirdi deyman. Yo'q, o'zi shunaqa bo'lganku, aka, biz o'zimizcha bormaganmiz-ku, o'zingizlar murojaat qilgan. Yo'q, bundan endi ular shu chantajga meni endi yozib olish kerak-ku, iflasga olib, ularning ishini bilasiz-ku. Ha, Umerjon chaqirib aytdiki Şu bugün dedi iş bırak geldik. Ne yaptık yok ulardan kegan geldim. Ulan o geldim o geldim. Ulan öyle yaptık yani. Boşta mesela ulan ne mi kılaptı da. Katan bile beni öyle yaptık ki kul vergen bana yok. Yok ulan. Yani şimdi mesela bu yaptık ki. Kendi ulan şu kul verip şu özünü mahşum kılıcı için şimdi. Tabii ben dedim ben tam onlardan buldu da. Oldu peki. Rahmat peki. Holat boyunca tegişli taşkilatlardan münasebet soruşki asla hocat yok. Bor muammoni o'zi bilan emas, muammoni ko'rsatganlarga qarshi kurashish sindromi O'zbekistonda hali ham davom etyapti. Ochiqlikka qarshi bo'lganlar bilsinki, effektus doim xalq xizmatida, haqiqat uchun kurashadi. Juda ham zo'r ishni amalga oshirdinglar. Mart bo'lib maydonga chiqqanmiz va bu maydonda oxirgacha mart bo'lib qolamiz. Şan bilen ölüm bir tenk vaka. Tanrım. Yaşaştan umidim kalmagan idi. Erkaklarım bilan amakim hozir masalan ayam ko'ylagimdan ishlab yotadilar. O'zini bir nima qiladi dedi. Shan bilan o'lim bir teng ko'ka. Videoni ko'rganimdan keyin men shu videoni ko'rmasam o'lib ketishim yaxshi deb shunda o'z İltimos çaresini görünler aka. Bu kızının namusu şimdi böyle indi. Bu videonu gördüğün insanlar bırak kişi inşallah ki bu kız böyle. Allah ki buyum kazam dedi, uçurup taşıman dedi. O kastan kıymasa, o misal ki kul binen kovliyatken narsa yemez ki. Hemen yukarı taşkılarda adamlar Beni önümde bir koyup kursun şu halde. Şu videonu kurup, beni önümde koyup kurup bir klasa çıkarsın. Azil korayını bayağı dedik istedim kamerayı. Mali tuhtarım hem tıkardı, başı kamera kardı. Hamda ne battı, seri belahumam ham kardı, seri domodumam ham kardı, seri dodoşam ham kardı, seri kudumam ham kardı. Ben kardı, yak tüyedem ne miyirem, yak joyam ne miyirem. İltimos çoresi bine dağ bu. Hakikaten halis böyle ki ötüşüge. İçki işler kadınları menge karşılık kılıçtı. Ki zorlamakçı buldu, kızlığımını olamam dedi. Ki harakatı kıldım ki kızlığımını olmasın deyip yığladım. İflas bahçede, onun için kanun yok mu? Onu hiç kim soramaydı mı? Müthiş vakiyede bitti kızdı, namusu bitti kızdı ağrı, onun ettiğinde hayatıydı. Bu bir tesir kürsete deyken, vakiyede bu. Hop kaldım, acap kaldım, nemege keçesi çakırdım, kime deyin dedi. Şunun için tarikattım dedim. Ayet yaptı kızınızı yönetin, ben Arapça öğretemem. Ben yok dedim. Ben bilemem de yok dedim. Eğer borgunumda tamam, ben kızımı söylerdim uzun. Mecbur ne mi kılardım? Yaş kızımdı.
Lekin o'rtamizda biron narsa yo'q edi. Oyoqlarimni bog'ladi, o'rtasiga masofa qo'yib. Birdaniga bir ikkalasi ham bir joyga qilib bog'lamasdan o'rtasiga ancha masofa qo'yib, birinchi bittasiga bog'ladi, keyin ikkinchisiga bog'ladi. Narzulloh endi uni hozir qilgan qilmaganligi aniqlanmagan. O'zimizning 19-chi maktabda o'qituvchi bo'lib o'zbek tilidan dars berardi. Bomini ustiga chiqib aytadiki, nima qildi o'g'lim seni qizingni falon qildi dedi. Hatto onamga o'zi o'qituvchi bo'lgani uchun onamga aytganki, qara degan. Qizingni qanday qilgan bo'lsam, seni ham besh battar qilaman degan. Ketdi, oilam shunday bo'ldi. Shu yosh bolalarim bilan men ham ketdim shuncha vaqtdan beri. Biz Farzonaga xuddi bir singlimiz sifatida qaragan holda uning taqdiriga befarq bo'la olmadik. Endi nima qilamiz? Agar shu yerdan tashqariga chiqib yursa, yo dadam yo ayamni birisidan o'ldiradi, yo o'zimni o'ldirib tashlaydi. Na, hurmatli prokurorimiz, hokimimiz Asal Jo'rayev boshchiligida ushbu jarayon kuchli qattiq nazoratda. Iflos qiliqlar qilgan. Buning uchun qonun yo bir ko'radigan inson yo'qmi buni? O'zbekistonimizda o'zlaring bilasizlar, qonun ustuvorligi boshqa davlatlarga nisbatan juda kuchli va amalda. Albatta, Effectus ushbu masalada jiddiy turadi va mana shu holat bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarni oxirigacha yetkazib, kerak bo'lsa bo'ysundan ketmasdan bo'lsa ham Farzonaga nisbatan qilingan tajovuzga biz shunchaki qaramaymiz va sizlarga natijasini yetkazib boramiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.